Şekildeki G ağırlığının bağlı olduğu ip F kuvvetiyle dengelenmiştir. Bu durumda ipin gerilme kuvveti her yerde aynı olacağı için F'nin değeri G kadardır diyebiliriz. Burada dikkat edildiyse alfa açısını dikkate almadık çünkü alfa kaç olursa olsun F G'ye eşit olacaktır. Öyleyse bir kuvvetin büyüklüğü alfa açısından bağımsızdır ifadesi doğrudur. 2. Makara kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılmıştır. Evet, çünkü burada bakın G aşağı doğru iken F kuvvetiyle biz belli bir açıyla çekebiliyoruz. Dolayısıyla kuvvetin yönünü değiştirmiş oluyoruz. 3. Kuvvetin uygulandığı ip H kadar çekilirse cisim de H kadar yükselir. Bu doğrudur çünkü biz bunu H kadar çektiğimiz zaman ip de tek bir ip olduğu için, başka bir ip olmadığı için bu da nasıl olacaktır? Yine H kadar yukarıya çıkacaktır. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız bu durumda E seçeneği olacaktır.